Arkadaşlar selam. Selam. Bir misbel yayınına daha hoş geldiniz. Bugün biraz böyle kısaca, çünkü daha önce çok isteyenler oldu. İşte bu Aerion'la ilgili ilk bölümlerle alakalı falan böyle toparlayıp böyle işte ilk özetimizi yapacağız. Kan sus veriyoruz işte, lazım oluyor. Pazar, haftaya pazar yayındayız. Bugün maç vardı yani. Şampiyonluk maçı bilmem ne falan, ne yapalım dedik yani. Şimdi haftaya pazar yayını olacağız. Aerion'a tekrar dönmeden önce bir Aerion ilk bölümleriyle alakalı bir küçük bir böyle özet yapalım ki yani bu özetleri bu hafta bitirelim. Bu hafta bitireceğim ki hani hepiniz yani yeni izleyen biri bütün bölümleri 3 aşağı 5 yukarı hani nerede ne olduğunu bir baksın diye. Biz zaten herhalde şimdi Salı günü Warhammer oynanacak. Demirgil Serdar oynatacak Warhammer'ı. İşte Perşembe ya da Cuma onu belirleyeceğiz. İşte Alien devam ediyor. Pazarda Aerion devam edecek. 3 tane şu an işte oynadığımız kampanya var. Bildiğiniz gibi işte Beykoz Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz İstanbul, işte o Kehanet ayrı bir kampanya, onu oynuyoruz orada öğrencilerle beraber. Orada burası biraz daha öğretici olmaya devam edecek. Hani orada önümüzdeki hafta falan mesela yaptığımızda işte karakter sheet'i bir direkt orada göstereceğiz nasıl yapıldığını. Siz de takip edersiniz. Orada bir gösterdik Ege'yle ama ona devam edeceğiz. Şimdi ben kısaca hemen şeyle başlayayım. Birinci bölümün özeti vardı zaten. Birinci bölümün özeti hepiniz biliyorsunuz. Hemen böyle ikinci bölümden başlayayım. Zaten birinci bölüm C1 E1 başlangıçta yazıyor. Oradan izlersiniz. Şimdi böyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bölüm gibi böyle bir kapsayarak bir küçük özet anlatacağım size. Başlamadan önce tabii ki YouTube'dan abone olmayı ve işte beğenmeyi unutmayın. Twitch'ten takip edip abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi birinci bölümün sonunda biliyorsunuz bu bizim kahramanlarımız. Şuradan hemen size böyle kendimi de kapatacağım ama bir harita açayım. Clermont, şu gördüğünüz büyük Clermont, yani Ardenya'nın başkenti Clermont'dan. Şu il hemen onun sol tarafında çok gördüğünüz Gandion şehrine doğru bir yola çıkmaya karar verdiler. Tabii şehirden kaçıyorlar. Bu arada Black Wolf dediğimiz işte Baron ve onun adamları ve işte Kontedri yaralıkları için İşte onun Rabenschleit'ları dediğimiz adamlar bunların peşindeler bu arada. Bunlar tabii hiçbir şekilde işte Arutay'ın Luca isimli, işte Luca dediği işte Arutay'ın kervanında zaten, Arutay'ın o kervanda zaten paralı asker olarak zaten koruyuculuk yapıyordu. Onun kervanın içerisinde bir şekilde sızarak çıkıyorlar. Tabii bunlar yoldan devam ederken, yani bu Gandion'a doğru yoldan devam ederken hemen yol kenarında giderlerken aslında Arutay bir başlangıç olarak tabii bir şekilde kafileye diyor ki hani tartışma yaşıyorlar aslında Luca ile arasında. Luca çok korkak bir herif. Luca zaten kaçmak gitmek istiyor. Bir şekilde uzamak istiyor. Çünkü başlarında arkalarında birilerinin olduğunu fark ediyor. Ve bir şekilde yoldan uzaklaşmak istiyorlar. Yani onlar. Ama tabii aralarındaki şey devam ederken aynı zamanda işte o kervandaki yemişler götürüyor. Yemişlerin de bir kısmını alıyorlar. Hani yolda yerler, merler falan filan diyor. Daha yeni tanışmış bir ekip de bu sırada. Benuard, işte Semptra, Arutay ve Jangaryon var ekipte. Bunlar yavaş yavaş işte bizim zaten şeyde dediğimiz, şöyle kapatayım. Stormhost Kalesi'ne doğru. Stormhost Kalesi diyorum, özür dilerim. İşte o hemen bir ormanlık bir bölge var. Oraya doğru girelim diyorlar ve orada bir şekilde saklayalım kendimizi. Lord Envergortesh, selamlar kardeşim, hoş geldin. Bunu yaparlarken aynı zamanda aslında dikkatlerini çeken bir şey var. Dikkatini çeken şey, ormana giriyorlar. Bir şekilde hani peşlerinde birileri var. Bunlarla uzaklaşırken ormanın içerisinde bir kenarda bir kamp şeklinde dururlarken çalılıkların bir tanesinde bir hareket fark ediyor. Hatta işte Arutay ilk fark ediyor. Sonra ekip beraber hep beraber görüyorlar hani ne oluyor ne bitiyor diye. Arutay da biraz orada başlarında peşlerinde bir sürü kişi var şu var falan filan derken okunu çekiyor ve o çalılığa atıyor. Çalılığa attığında bir bağırma sesi duyuyor. O tam hedefini vuracakken, aslında çalıda tabii görmüyor ama hedefini vuracakken ıskalıyor biraz. Bir
kadın görüyorlar. Yani bir kız daha doğrusu. Yani böyle güzel bir böyle işte mavi gözlü, beyaz tenli, siyah saçlı bir kadın görüyorlar. Elleri bağlı ve bir şekilde sürünerek çalıların içerisinden çıkmaya çalışan. Tabii ilk başta parti bunu görüyor ve parti ilk başta şüpheleniyor. Tabii bu kim falan çalıların içerisinde, ormanın ortasında çıkıyor falan diye. Tabii bu genç kızımız aslında kuzeydeki haydutlar tarafından, biraz kuzeydeki haydutlar tarafından yakalandığını ve işte zar zor kaçtığını ve işte köyüne ulaşmak istediğini anlatıyor. Ama köyüyle de yani bu ormanla köyüyle de orman arasında haydutların olduğunu ve hani bir süre onların korumasını falan istiyor. Tabii ki ekip buna güvenmiyor. Özellikle Arutay kim olduğunu, ne olduğunu anlamıyor. Ellerini falan çözüyorlar ama yani bir şekilde hallederiz diyor. Sabah orada Semtra zıplıyor. Bir şövalye olarak diyor ki evet bu hanımefendiye yardım etmemiz lazım şu falan filan. Böyle olunca tabii bunlar yola devam ediyor ama yola giderlerken ilginç bir şey fark ediyorlar. Yani aslında yaza doğru gelen bahar havası olmasına rağmen hava aşırı bir şekilde böyle bir soğuk bir hava geliyor kuzeyden onlara doğru. Bu sırada bunun tabii ki normal bir şey olmadığını çok hızlı bir şekilde fark ediyorlar. Bir şekilde bu soğuğun nereden geldiğini de araştırmak istiyorlar. Zaten yola dönemiyorlar. Yol zaten arkalarında bir sürü adam var. Yola gitmek istemiyorlar ve ormanın derinliklerine doğru ilerliyorlar. Şimdi bu ilerleme sırasında tam böyle bir yani o ağaçların arasında küçük bir yol gibi demeyeyim de böyle küçük bir çalılar arasında böyle daha önce basılmış edilmiş küçük bir alan görüyorlar ve bu alanda burada ileride yıpranmış işte biraz böyle dağılmış etmiş çadırlar falan görüyorlar ama onların başında da bir iki kişi fark ediyorlar. Bunlar muhtemelen herhalde bu kızın söylediği haydut diye söyler. Bu arada Aridriel o zaman kendini Adolflet diye tanıtıyor. Adolflet ismini zaten Aridriel kullanıyor. Yani çünkü elf olduğu için ve kendini saklamak istediği için insan bir ismi kullanıyor ve Adolflet olarak bir ismini söylüyor. Adolflet olarak söylüyor orada da zaten onlara ismini. Sonrasında bir şekilde bu haydutlar tabii onları görünce onlara doğru gelmeye başlıyorlar. Küçük bir çatışma yaşanıyor orada. Bu çatışmanın ardından işte iki tanesini alt ediyorlar, bir tanesi kaçıyor. Ama burada gördükleri şey adamların sürekli çok soğuk, üşüyerek yani acayip titreyerek falan karşılığında olmalı. Aslında dediğim gibi o soğuyor ama daha onların üşüyeceği kadar değil. Ama bu adamlar sanki böyle bir yerden gelmişler ve donmuşlar yani acayip soğuk gibi. Zaten çok da fazla yani dövüşecek halleri yok. Çok kısa bir kolay bir şekilde bunları hallediyorlar. Ve burada o küçücük kampta işte yırtılmış çadırlar, her şey dağılmış bilmem ne falan. Kuzeydeki bir kaleyle ilgili bir takım şeyler görüyorlar. Bir Stormhost diye bir kaleden bahsediyorlar. Stormhost kalesi işte çok da bilindiği üzere, bölgede bilindiği üzerine işte yaklaşık 60 yıl önce terk edilmiş bir kale. Yani bu kaleyle ilgili zaten ya çok uzun süre atıl kalmış işte bu orman, Vanier ormanı, ormanın sırtlarında bir Elahart diye bir tepenin üstünde bulunuyor. Zaten çokça yıllar boyunca da bir sürü haydutlar tarafından işte kullanılmış, edilmiş gibi bilinen, çok da böyle aslında önemli olmayan bir kale gibi ilk başta tabii onlar bunu öyle biliyorlar. Kaleye doğru ilerliyorlar. Tabii kaleye geldiklerinde öncelikle Semtra bir gölge gibi bir şey görüyor ormanın içerisinde. Hızlıca hareket eden bir gölge gibi bir şey. Buna tabii çok anlam veremiyor. Jangaryon'a söylüyor ama yani ikisi de pek hani Jangaryon fark etmediği için durumu çok da anlamıyor ama burada hani orada nasıl bir şeyle karşılaşacaklarını 3 aşağı 5 yukarı anlamaları için aslında kaleden de dışarı yayılan işte soğuk havayla beraber bu gölgeyle bir kafalarında birleştirdiklerinde bir gariplik olduğunu fark ediyorlar. Ama bir şekilde onların da merakını uyandırıyor ama o kale çünkü şöyle bir şey var. Kalenin arkasında bir küçük bir göl var ve bu gölden göle girip gölden gidebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü arkalarında hala gelenlerin olduğunu farkındalar ve arkadaki gölden başka gidebilecekleri bir alan yok. Bu yanlarındaki kız çocuğunu da yani kızı da bir şekilde o gölü geçtikten sonra ileride nehire bırakabiliriz. Belki nehirden gider falan filan diye düşünmeye başlar. Çünkü bu arada Arunei Düklüğü'nün bölgesi burası. Arunei'nin başkenti. Yani Düklüğün başkenti Arunei zaten.
Arune şehrinde de belki de o şeyden akan nehirin etrafından, belki onun etrafından geçebiliriz diye düşünerek kaleye doğru ilerliyorlar. Şimdi kaleye girdiklerinde bakıyorlar, kale terk edilmiş, hiçbir şey yok ortada. İşte aynı şekilde anlatıldığı gibi işte her yer bir yerde falan filan. İşte bir takım yerlerde yalnız şöyle bir şeyler fark ediyorlar. İşte bir takım köşelerde birikmiş, işte artık iskelet olmuş, şu olmuş falan filan. Cesetler falan filan görüyorlar bunları. Ve bunu fark ederlerken de anlamadıkları şey, işte burada, burası tamam terk edilmiş ama burada bir şeyler yapılıyor belli ki. Bir şeyler oluyor. Arkalarından birileri de geldikleri için aralarından işte Jangaryon'la işte Arutai de zaten konuşuyorlar ve hani kaleye girmeyi teklif ediyorlar. Kaleye girelim. Belki hani oradan şeye doğru bir çıkış buluruz. Göle doğru. Çünkü kale aynı zamanda tepede olduğu için tepenin arkası fiyortlar var. Fiyortlardan göle geçişi var ve oradan inmeleri çok mümkün değil. Velhasıl kelam kaleye giriyorlar. Kaleye girdikten sonra kalenin ilk şeyi bildiğiniz kalenin ana salonu gibi. İşte normalde işte daha önce kale tam haldeyken işte genelde işte Lord'un ve işte kalenin böyle misafirlerinin yaşadığı, işte keep olduğu, işte bir yemek salonu, bir yemek yediği, ettiği bir yer. Yalnız tabii buraya girdiklerinde masada oturan, ileride gördükleri masada oturan bir takım, yani orada herhalde ölmüşler diye düşündükleri, hani masada oturmuşlar, ölmüşler, gitmişler orada. Gördükleri bir takım iskeletimsi, işte ölmüş insan cesetleri falan geliyor. Yalnız tabii burada farklı bir durum gerçekleşiyor. Bu iskeletler kalkıp onların üzerine yürümeye başlıyor. Bu bizim ekip aşırı korkuyor, ne yapacağını bilemiyor ama sonuçta çatışıyorlar ve iskeletleri alt ediyorlar. Bu arada tabii yani geldikleri zaman kalede bu Jangaryon ilk başta hani bu iskeletlerin nasıl kalkabildiğini, nasıl olduğunu, buralarda bir kara büyü ya da nekromansi ile ilgilenen birileri olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü bir şekilde sanki buraya biri girecek, ya onlar için hazırlanmış ya da kendileri için hazırlanmış bir tuzak gibi bir durum bu. Bu arada tabii bu çatışma işlerine falan girerken arkasında burada kalenin o masa olan yerin hemen arkasında böyle kırılmış, dağılmış bir sunak gibi bir şey görüyorlar. Bu arada tabii ki 3 aşağı 5 yukarı hepsi farkında, bu saçma sapan bir görüntü, bu sunağın burada ne işi var? Sunak kırılmış, parçalanmış ve sunağın arasından aşağıdan böyle bir rutubetli bir hava geliyor ve soğuk, o soğuk hava oradan geliyor. Bir şekilde aslında ilginç bir şekilde tabii Aredriel'in, daha doğrusu o sırada Adolphlet, o köylü kızının bir şekilde yardımıyla oradan aşağı iniyorlar. Aşağı indiklerinde bir mağara görüyorlar, büyük bir mağara. Mağaradan içeri girdiklerinde halen daha işte içeride meşalelerin yandığını ve o soğuk havanın bir şekilde o mağaradan geldiğini fark ediyorlar. Buraya indiklerinde mağaranın sağ tarafına doğru ilerlediklerinde, yani içlere doğru ilerlediklerinde ortada bir ritüel yapıldığını, birinin sacrifice edildiğini ve bir şekilde birçok kişinin aslında sacrifice edildiğini fark ediyorlar. Yani burada bir takım ritüeller yapıldığını ve bu kalenin aslında 60 yıl önce atıl bırakılan bir kale olmadığının farkına varıyorlar. Yani bu kale bir şekilde kullanılıyor. Onun ardından tabii ki Jangaryon büyücümüz işte buradaki negatif enerjinin, işte aslında ethereal, yani negatif enerji, negatif bir dünyadan geldiğini fark ediyor. Arkana çekini falan tutturuyor. Denizin ortasında bir adadanla ilgili bir takım dokümanlar buluyorlar. Ve bu dokümanlar içinde Aurus Beriat diye bir isim duyuyorlar. Aurus Beriat. Bu ne? Tabii bilmiyorlar bu ne demek Aurus Beriat ismi. Ve dağılmış notlar arasında da elf dili gibi olan Neverat Urt diye bir olaydan bahsedildiğini duyuyorlar. Neverat Urt'u daha önce tabii bizim işte biliyorsunuz özetlerde falan filan anlatmıştık ne olduğunu. Yani izleyenler zaten biliyor ama tabii ekip o zaman bunun ne olduğunu bilmiyor. İşte karanlığın ladiesi, işte deformasyon ladiesi, işte bunlarla ilgili bir takım şeylerden duyuyorlar, bir takım şeyler bahsediliyor. Bu arada tabii bu yazıların, yani hepsi bu şeyleri aldıktan sonra tabii dilin çoğunu bilmiyorlar. Bir tane enteresan bir harita var çünkü. Haritanın, yani haritada işte o ada görünüyor. Haritanın üzerinde bunlar arkasında bir şekilde kanla işlenmiş. Yani bunları görüyorlar. Tabii bunların ne olduğunu anlamaya çalışacaklar tabii. O sırada bunu fark edemiyorlar ama sonrasında bütün bu şeylerin ardında şöyle bir şey fark ediyorlar. Burada birine bir şeyler yapılmış, bir sacrifice ya da bir olay yapılmış, bir ritüel yapılmış. Ama bu olay ters gitmiş. Çünkü
Hemen odanın, kubuklar o ritüel chamber'ın olduğu alanın dışında hemen girişe doğru yakın sağ bir alanda küçük bir gölet yapısı görüyorum. Bunun önünde bir çatışma yaşandığını, bir takım insanların burada öldüğünü ama yani böyle kapıları böyle acayip bir şekilde, büyük tahta kapıları acayip bir şekilde kapattıkları, arkalarında bir sürü şeyler yığdıkları, ne geliyorsa artık oradan. Ve bir şekilde bu çatışmayı kaybettikleri ama gölün de, bunlar tabii göle geldiklerinde gölün bir kısmının, yani böyle yarısının sanki böyle biri frostbite yapmış gibi, yani böyle bir işte bir şey üflemiş gibi. Gölün yarısı bir şey şeklinde, böyle huni şeklinde. Gölün yarısı donmuş. O gölün yarısı, o gölün kenarındaki insanlar falan donmuş. Kim varsa orada. İşte bütün oradaki malzemeler, her şey. Sol taraf daha kendinde bir yer. Ve anlıyorlar ki soğuk şeyin kaynağı, o havanın kaynağı burası. Ve bütün neredeyse ormanın aşağısına kadar, yani Vanier ormanın aşağısına kadar orayı soğutabilecek yapıda bir güç çıkmış ortaya. Bu arada tabii gölün üstüne çıkıp, buzun üstüne çıkıp böyle birazcık gölün içine baktıklarında, gölün içinde de birçok cesedin olduğunu falan fark ediyorlar. Ve yani tabii ki şunu anlamıyorlar ilk başta, bu bir şeyler bunun içine konmuş, yapılmış, edilmiş ama hani bir şekilde buradan attıkları, bu kullandıkları bedenler bir şeye, yani bir şeyin enerjisini veya toplamak için veya onu yakıt olsun diye belki de tırnak içinde kullanılan bir şey. Yani ciddi bir nekromansi işi var burada. Ama anlaşıldığı üzere bir son kısımda yapılan bir şeyler yanlış gitmiş. Şimdi bu işin öbür tarafında aynı zamanda bir taraftan, bu arada tabii Black Wolf ve Rabenschleit'lerin de işte yani orta yaklaştıklarının farkındalar. Yani bir şekilde buradan çıkmaları lazım. Amaçları neydi? Göle ulaşmak. Hani belki buradan aşağıdan bir göle geçiş olabilir acaba fikriyle. Yalnız bunu yaparken burada bizim Jangaryon hançerle bir takım gene bir densizlik işine giriyor. Biliyorsunuz hançeri, daha hançerin o işte iki tarafta olması, o olayların daha farkında olmadığı için orada tabii bir takım çekleri tutturamıyor. Ve hançer onu yine etrafında görüntüyü değiştiriyor, anlayamadığı bir dünyaya götürüyor gene. Ve burada gördüğü şey kendisini bir böyle vadi gibi bir yerde buluyor. Ve burası inanılmaz sıcak, böyle inanılmaz değişik bir yer. Böyle sanki şey gibi düşünün, böyle Mısır toprakları gibi düşünün. Orada kendisi böyle bir kum, yani kumun üzerinde bir vadi var. Etrafta kum tepeleri olduğunu düşünün. Ama vadi aynı zamanda kan ve et parçaları döşenmiş, böyle bütün şey onlardan oluyor. Çamur zannediyor ilk başta, yumuşak bir şey zannediyor ama aslında bir süre sonra onun olduğunu fark ediyor. Ve karşısında ileride bir yapı görüyor. Bir bina, yani yapılar, bir tekilde bir insan yapısı görüyor ve gittiğinde oranın aslında bir, yani dediğim gibi Mısır tarzı bir yapı ve onu kapıda karşılayan muhafızların gayet onun ismiyle sanki onu tanıyorlarmış gibi, sanki oranın lorduymuş gibi karşıladıklarını falan görüyor bu imgelemde. İçeri girdiğinde, içeri girmeden önce tabii duvarda bazı şeyler görüyor. Bir takım işte bir kadın başı görüyor. Yani deforme olmuş bir kadın suratı ve işte sanki bir örümcek gibi kılcallaşmış böyle bacakları varmış gibi. 6 tane bacağıyla, ki arkada 2 tane daha var, onu sonra fark ediyor. 8 bacağıyla. Ve böyle semboller görüyor. Ne olduğunu o zaman anlamıyor. Bu nedir, ne değildir falan. Orada Aurus Neh isimlerinin, Nureh isimlerini söylediğini duyuyor. Sanki onun, yani ona tapınıyorlarmış gibi. Bunları da anlamıyor tabii. Sonra içeri girdiğinde sanki onun eşiymiş gibi bir kadınla karşılaşıyor. Sanki bu o oranın lorduymuş, o da ladiesiymiş gibi. Kızıl saçlı, bembeyaz tenli, yeşil gözlü bir kadın. Ve hani neredeydin, ne yapıyordun falan gibi bir takım sorular soruyor. Tabii bu da ne olduğunu anlamıyor. Bir süre şey yapmaya başlıyor. Hani tamam ayak uydurayım falan gibi şeyler yapmaya başlıyor. Ve bunları yaparken aynı zamanda şunu fark ediyor. Uzun lafın kısası. Aslında bir lord o, bir lady. Ve lady inanılmaz gaddar bir kadın. Ve elfler köle olarak kullanılıyor. Bu insan kavmi neyse. Ve köle elfler çalışırlarken elfin bir tanesi işte bir yanlışlık yaptığı için çok rahat bir şekilde bu lady dönüp Jangaryon'a işte bunu öldür diyor gibi. Jangaryon tabii elinde mızrak, hemen yanından muhafız mızrağı veriyor. Hani sanki
Bunları onların yerine yapacak biri yokmuş. Bunlar zevk alıyormuş gibi bir çift bunlar. Ve Jangaryon zor da olsa bir tanesine saplamak zorunda kalıyor bunu. Ve elflerin yalvarışları, yakarışları. Ve hani sanki bu o kadar normal bir şey ki o toplumda. Ve bu köleler o kadar rahat bir şekilde öldürülüyor ki gibi bir durum. Sonra bu imgelem tabii dağılınca tabii ne olduğunu şaşırıyor bizimki. Çünkü aynı zamanda bu kağıtların içerisinde bir kadından bahsedildiği ve bu kadının Plateia'yla olduğu, Plateia İmparatorluğundan geldi, Kuzey'den. Ve bir şekilde işte onun üzerinde bir şeyler yapılıp yapılmadığıyla alakalı, hani ters giden ritüel vardı ya, o muydu acaba falan diye bir konuşuluyor. Orada yazan şeyler üzerine bakıyor ve orada böyle bir kadın tasvir ediliyor. Yani kızıl saçlı, beyaz tenli, yeşil gözlü bir kadın. Sonrasında bizimkiler tabii arkadan Black Wolf ve Raben Shredder geliyor diye bir mağara buluyorlar ve mağaradan göle çıkıyorlar. Gölde bir süre ilerledikten sonra tabii bu gördüklerinin hiçbirini Jangaryon anlatmıyor. Bir şekilde buradan çıkıyorlar ama hepsi ne olduğunu, ne bittiğini anlamıyor. Gölün kenarında bir tane balıkçı barınağı gibi böyle bir yer görüyorlar. Yani oraya doğru çıkıyorlar ve orada bir cüce karşılığına çıkıyor. Bu ilginç bir cüce. Yani birçok kez bizim cüce huysuzluğuyla bunlarla konuşuyor ediyor falan filan ama yani belli ki burada yalnız yaşıyor gibi görünürken aslında eşinin bir insan kadını olduğu çıkıyor ortaya ve bu insan kadını ile beraber onlara işte bu bir şekilde onlara bir işte yiyecek veriyor, işte şey veriyor, onları ağırlıyor ve bir şeyden bahsediyor. Yani hemen yakınlarda gölün hemen sonunda Sharmoa isimli bir köyden bahsediyor onlara. Ve Sharmoa'dakilerin işte biraz kafayı kırdıkları, zaten bunun arada bir oraya gidip sadece hani balık bırakıp geldiğini, çok fazla da işi olmadığını. Bu o bir düşündükleri nehrin, yani Ren Nehri'nin hemen o arkaları dağ çünkü. O dağın hemen Ren Nehri'nden geldiğini ve işte o Sharmoa köyünden ancak gidip oradan sonra Ren Nehri'ne geçip belki Aruna'ya gidebileceklerini söylüyor. Adam, cüce daha doğrusu. Bunların tabii köydekilerin biraz kaçık olduğunu, işte çok fazla sohbete girmeyin falan diyor onlarla. Yani çok değişik bir şey olduğunu gösteriyor. Yani bunların değişik hareketler olduğunu söylüyor. Çok da fazla derine de girmiyor ama köydekilerin bir takım problemli olduklarına falan bahsediyor. Bizimkiler tabii ki köye gidiyorlar bunun ardından. Köye geldiklerinde bakıyorlar ki yani köydeki herkes normal görünüyor. Yani gayet işte şey bir köy. Hani herkes mutlu mesut, falan filan yaşıyormuş gibi falan filan. Burada köyün başında, yani köyün ailesinin başında Derek diye bir adam var. Derek'in de işte genç bir oğlu var. 17-18 yaşlarında. Onun da bir ailesi falan var. Bunlar tabii bir taverneye gidiyor. Orada işte Derek geliyor. İşte onları karşılıyor falan. Her şey burada hiçbir şey, bir sıkıntı yokmuş gibi. Sonradan köylüler bir sıkıntılarından bahsetmeye başlıyor. İşte Abiel Dağları'nın eteklerinden gelecek orklardan ve goblinlerden bahsediyor. İşte bunların işte onlara çok sıkıntı verdiğini, şunlardan falan bahsediyor. Yardım ederlerse bir şekilde onların da onları Rehner'inden karşı kıyıya geçirebileceklerini söylüyorlar. Bizimkiler tabii, bizim Semptra Gaz tabii, olur mu öyle şey, tabii ki yardım ederiz şu falan filan cartçut. Bu arada tabii ki bu kız da, yani yeni tanıştıkları Adolfret yani Aredriel. Tabii ki ciddi bir şüphe var aralarında ama falan. Bir şekilde köylülerin, hatta tavernadaki bir iki taverna sahibinin ve işte Derek'in böyle bir değişik bir ilgisi olduğunu falan fark ediyorlar. Kızın kaldığı odada işte ona sürekli bir servis yapıldığını ve kendi aralarında bir takım şeyler konuştuklarını falan duyuyorlar. Tabi Arutay ilk başta, bizim Arutay buna bir uyuz oluyor. İşte Hancı ile kapışıyor. O tepsi olayı orada başlıyor. Hancı zar tutmuyor. Hancı bunu tepsiyle bir güzel dövüyor. Sonra tabi indiriyor Hancı'yı aşağı da. Niye Hancı işte İzinsiz onun odasına girmeye çalıştığı için falan filan, Aredriel'in yani Adolfred'in odasına. Bunlar olurken bizimkiler bizim bu Adolfred'i alıp onu orada bırakmayalım, burada şimdi kalmasın bu adamların içinde falan filan diye bu orkların, yani ork goblinin olduğu düşünüldüğü mağaraya, işte Abiel Dağları eteklerine gidiyorlar. Mağarada işte orklarla kapışıyorlar, şu oluyor bu oluyor, en son işte şeflerini görüyorlar, şaman şu falan filan, işte hepsini öldürüyorlar falan derken ama ork mağaralarının içerisinde böyle değişik şeylerle karşılaşıyorlar. Mesela bir takım işte bir yerde böyle kurumuş bir ağacın, işte nasıl orklarla ne alakası varsa, sırf bir oda kurumuş ağacın etrafında sanki tapınılmış gibi, ritüeller yapılmış gibi yerler olduğunu falan görüyorlar. Tabii bu bizimkiler tabii biraz hani
ne olduğunu anlamıyorlar. Ağaca niye tapsın orklar, ne saçma bir hikaye falan filan diye. Ama bizim akıllı Jean Garion tabii burada yine hançerle bir takım denemeler yapmaya kalktığında hançerin içindeki, hançerde kum da vardı biliyorsunuz. Hançerin içindeki kumun aslında yani bütün yürüdükleri, geldikleri zeminin, bütün bastıkları şeyin bu kumdan olduğunu falan fark ediyor. Yani kum gibi bize, yani bundan mı ondan mı tabii o belli değil ama bir şekilde buranın, bu alanın, bu mağaranın aslında basit orklar ve goblinler tarafından değil de başka bir şeyle alakalı olabileceğini düşünüyor. Tabii bizimkiler işte ork şefini öldürüyorlar, işte şamanı öldürüyorlar, şunu yapıyorlar falan filan. Sonra bunların tutsak aldığı biriyle karşılaşıyorlar. Yani bunlar bir tane gnom görüyorlar. Lan ne oluyor falan diyor. Bu gnomun ne işi var? Bu nedir falan filan diye. Gnom da böyle, sen gnom da onlara ya işte beni işte yüz yıldır burada tutuyorlar falan filan gibi bir şeyler uyduruyor. Bunlar diyor ki nasıl olur falan, hani hani öyle bir şey olmaz, mümkün değil falan filan derken bu gnomun isminin Adar. Gnom isminin Adar olduğunu söylüyor ve Jean Garion tanıdığını söylüyor. Hani Jean Garion hatta onu uzun süredir beklediğini, işte onun gelip onu alması gerektiğini falan söylüyor. Jean Garion tabi afallamış bir şekilde, hani bu nedir ne değildir falan, bu ne alaka bu gnom falan diye bahsederken, gnomun ısrarları Tut Kulesi'nde, işte baş büyücülerin olduğu kulede, büyücülerin konseyini, işte bu hakikatin koruyucuları büyücülerin, işte ona görev verdiklerini ve bunun ta yüzyıllar önce olduğunu ve onu beklediğini ve en sonunda geldiğini, artık işte ona hizmet edeceğini falan bahsediyor. Ama bu hizmetin diyor, hani öyle kölelik, öyle hapıp her şey olmayacağını, sadece o istediği zaman görünüp görünmeyeceğini ve bir takım şeylerde ona yardım edebileceğini söylüyor. Tabii Jean Garion gene bütün ekip de anlamıyor. Bu ne, bu nereden çıktı, bu nasıl bir şey falan filan diye. Çok da fazla uzatmıyor. Tamam, fazla uzatmayın işte. Beni gelip bulmanız gerekiyordu. Beni buldunuz ve bundan sonra size yardımcı olacağım diyor. Ve bu sırada yok oluyor. Herkes böyle işte ne oluyor, ne bitiyor falan hani anlamaya çalışırken, bu şeyde küçük bir içeride küçük bir çizim, şamanın olduğu yerde küçük bir çizim görüyor. Ağaç, o içerideki ağaçla alakalı ve ortasında bir hançer boşluğu gibi bir şey. Hani bu ne acaba, neyi temsil ediyor ve buradan 3 aşağı 5 yukarı hani bir yere gidip gidilmeyeceğini. Başkanım soru alıyor musun? Sor kardeşim ya, niye almayalım? Sor bayağı. Sorsana evladım. Sor da alalım sorunu. Buyurun canım. Sormayacaksan ben devam ediyorum. Neyse. Bu arada tabii bu haritayı şimdi size şeyi vereceğim. Şuradan hemen açayım size haritayı. Girdikleri haritayı açacağım size. Zamanında. Bir hemen göstereceğim. Şimdi bu ork mağarasına girdikleri. Şimdi harita bu. O zaman girdikleri harita. Şu sol üstte o ağaç şeklini görüyorsunuz. İşte bu ağaçla ilgileniyorlardı. Bu ağacın etrafında ne var? Ve bu ağacın etrafında da bu arada şunu unutmuştuk. Bu çiçekler görüyorsunuz. O çiçeklerin üzerinde böyle mor eflatun rengi böyle işte çiçekler var. İlk başta bunu anlamıyorlar. Bunlar nedir, ne değildir falan. Önemli diye. Arutay bunlardan bir tanesini alıp ben bunu bir şu eline falan sürüyor. Küçük bir şekilde böyle bir temas ediyor onunla. Hani ilk başta bunu temas etmemi istiyor ama orada zaten Arutay'ın istediği. Arutay'ın orada 2 gün süreyle Arutay bir dexterity bonus ve aynı zamanda damage, yani zarar yememe falan şeyleri falan almıştı. Tabii herkes çekinirken tabii Arutay onu ilk başta aldığında fark etmiyor. Bunu ne olduğunu ama bu aldığı eline sürdüğü işte o küçük çiçeklerin yani ne olduğuyla alakalı hiç fikri yok. Bu arada ekip bu arada şu ortada gördüğünüz işte en dipte işte bu şamanı mamanı şefi öldürdükleri en tepedeki. Oradaki işte lavların orada aşağısında işte bir şekilde oradan bir yere geçileceğiyle ilgili bir takım şey işte bir ağaç var diyorlar, bir işte ağacın işte bir hançerin gireceği yer falan, bu nerede falan derken Jean Garion uyanıyor.
Şu haritada gördüğünüz 3 tane böyle üçgen şeklinde ritüel chamber gibi yerler var. Ve bunların tabii şöyle çalıştığını fark ediyorlar. Bir şekilde canlı, yani ölmüş bir ya da bir şeyi, bir kanlı canlı bir şeyi, ölmüş ya da bir şeyi oraya bırakmaları gerekiyor. Nitekim bunu çok çabuk uyanıyorlar. İşte 3 tane ork taşıyıp oraya. Orklar oraya dokunduğu anda onlar böyle bir anda işte vücutları yok oluyor. Bir anda küle dönüşüyorlar ve bir şekilde bu 3 tane Teric Chamber'ın ardından lavlar yok oluyor. Lavlar aşağı çekiliyor. Ve aşağı inen böyle merdivenler, yani merdiven gibi aşağı inen yerler keşfediyorlar. İndiklerinde aşağı, onun şeyine bir bakayım. Bir saniye. Haritalarımıza bakalım. Evet, oraya indiklerinde gördükleri şey şu. Yani aşağıda bambaşka bir dünya olduğunu fark ediyorlar tabii. Aşağısı o kadar eski bir tapınak gibi bir yere açılıyor ki. Yani bu muhtemelen bu orklar da buna tapıyormuş herhalde falan diye düşünüyorlar. Ve gene o bizim Jangaryon'un gördüğü imgelemlerdeki, ayrı zamanda o Sormos Karesi'nde buldukları işte bir takım dokümanlarda yazan şeyler gibi. Bir gene aynı şekilde ilk girişinde bir işte yüzü deforme olmuş bir kadın. İşte böyle bacakları işte dediğim gibi 8 tane bacağı olan bir semboller görüyorlar. Ve bir şekilde bunların bir bağlantısı olduğunu anlıyorlar. Ancak aşağı indiklerinde aşağısı kapkaranlık bir yer ama aynı zamanda bir şekilde böyle düşün, şey gibi düşün, işte bir sütunlar var, yıkılmış mıkılmış mağara içi gibi düşün ve büyük bir kapı var girişinde. Büyük kapının önündeki mumlar falan, bir takım şeyler hala yanıyor ve belli ki içeride ve o kapının üzerinde o sembol var. Bu arada kapıyı nasıl açarız ha falan derken aslında itiyorlar ve kapı açılıyor. Büyük bir kapı düşünün. Bayağı böyle Soul Game'lerde böyle açılan kapı gibi. İçeriye girdiklerinde içeride hemen şimdi ya bir sanki bir druidic circle gibi böyle mermerden yapılmış bir alan görüyorlar ve 8 tane sütun var. Ortalarında kurumuş bir meşe ağacı görüyorlar ve halka şeklinde bir salon burası. Salonun kendisi de halka şeklinde. Ağacın dibinde bir sürü böyle kadına benzeyen cesetler görüyorlar. Ve yerde bu taş zeminde 8 tane sütuna giden kanallarla birbirine bağlı boşluklar var. 8 tane room konulabiliyor. Ya uzun hikaye. Burada bir puzzle'ı çözüyorlar. Bu puzzle'ı çözdüklerinde ise tam bu ağacın dibinde bir lahitimsi bir şey var. Böyle lahitimsi bir şey. Burada 3 tane sembol görüyorlar. Bu arada. Bu önemli. Bu 3 sembol. 3 sembolü bir tanesi bir üçgen. Ortasında çizgi. Hep söylediğimiz yine aynı şekilde. Bir tane yuvarlak çarpı şeklinde, işte iki tane ok varmış gibi üzerine. Bir tanesi de diğer üçgen, yani ters üçgen, düz üçgen ortasında çizgi. Sütunlar da bunu görüyorlar. Bunlar önemli çünkü yani bu başı işte deforme olmuş, yüzü olmayan 8 bacaklı kadının altında görünüyor bunlar. Duvarda bir takım şeyler var. İşte kabartmalar var. Bu kabartmalarda bu 8 bacaklı kadının altında bu üç sembolü görüyorlar. Yani sanki bu kadının hani yaratılış şemasında işte onun yarattığı bir takım şeyler gibi. Tabii bu sembollerin neye delalet olduğunu anlamıyorlar. Ve buraya şunu fark ediyorlar. Bu da ilginç. Bu işte kadının bacaklarından o üç tane sembolü iniyor ve sonrasında bu neyse, bu kavim neyse ya da ne, bunların E-Al kelimesi etrafında büyük bir yılana dönüşme şeklini anlatıyor. Yani dünyayı yiyen, aslında var olan Eryon dünyasını yiyen bir yılan gibi bir şey görüyorlar. Bunların oluşturduğu. Ve burada Aredriel'i biraz meraktan etmekten falan Lait'in üzerine elini koyuyor. Tabii Lait'in üzerine elini koyunca bir anda elini çekememeye başlıyor. Elinin ortasında bir acı hissediyor ve elinden kanın o Lait'e çekildiğini fark ediyor. Yani bir şekilde, ama elini çıkaramıyor. Herkes deniyor, çekiyor onu, bilmem ne kolundan atıyor falan. Yok, bir şekilde olmuyor yani. Ve Lait açılıyor. Lait'in içinden sanki o duvardaki kadın, freskteki o işte kabartmadaki kadının yüzü gibi deforme olmuş yüzü. İşte
bedeni de deforme olmuş. Üzerinde sadece bir beyaz işte bir şey basit yırtılmış paramparça olmuş bu kıyafet. Bir ölümsüz tarzında bir şey çıkıyor. Bununla kapışıyorlar. Tabii en sonunda alt ediyorlar onu, öldürüyorlar ama çok değişik bir yaratıkla karşılaşıyorlar. Çünkü işte aşırı bir hızlı hareket edebiliyor, görünmez olabiliyor, bir anda arkalarında çıkabiliyor falan derken ama bir şekilde bunu hallediyorlar. Yalnız bu zaten boss'u yani işte kestikten sonra kanı kanallardan akmaya başlıyor. Bunun kanı kanallardan o Aredir'in kanıyla birleşip akarken tabii kan bir şekilde akıyor kanallarla beraber odanın yani bu chamber'ın dışına çıkıyor. Bunlar da kanı nereye gidiyor, ne oluyor falan diye peşine düşüyorlar. Ve dışarı çıktıklarında bunu beraber dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıktıklarında, ha dışarı çıkmadan önce bu arada tabii şöyle bir şey var. Bu yeşil şey, eflatun ve mor rengi olan çiçeklerin sırrıyla ilgili bir Benuart, işte ben bir bakacağım falan filan ya da işte bu nedir, kutsal mıdır, değil midir, kötü müdür, şey midir falan derken Benuart bunlardan bir tanesini, bir tanesiyle ilgili kendisine bakmaya çalışırken Arutay'ın, tabii Arutay onların ilk aldığı için, tabii bu arada Arutay onu işte bir şekilde kullandığı için zaten kesiyorlar boss'u da. Ondan sonra bir şekilde Arutay'ın sesinden, Arutay'ın elinden sular damlarcasına sanki bir ilahi bir sesle Benuart kendisine hitap edildiğini fark ediyor. Ve bir şekilde bu çiçeklerin aslında gerçekten divine, ilahi bir varlık olduğunu, ilahi bir varlığa ait olduğunu falan fark ediyor. Ve bir anda aslında bu bütün karanlık diye karanlığın içerisinde işte ona yardım eden, bir şekilde Tanrısının ona yardım ettiğini düşünmeye başlıyor. Ve orada... İlk başta hatta Arutay'ı zannediyor. Yani Arutay elinden su falan damladığı için ondan su içiyor, Arutay'ı zannediyor. Ve kendisi de zaten o güçle Arutay'a verilen şeye, Arutay'ın aldığı güçle donanıyor bu arada. Orada onu da fark etmiyor. Sonrasında bunlar dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıktıklarında ormanın içine doğru ilerlediklerinde ormanın ortasında yani buldukları yani kanı takip ederek gidiyorlar. Kan böyle orada bir tane ağacın gene böyle kurumuş bir ağacın etrafında toplanıyor ormanın içinde. Bu ağacı giderken görmemişlerdi. Ve fark ettikleri şey kanlar bir şekilde evet köye doğru akmaya devam ediyor ama bu ağacın etrafında bir şekilde dönüyor. Belli ki bu ağacın etrafında bu köylüler bazı kadınları kurban edilmesi, kadınlar kurban edildiğimiz aslında bunları köylüler buraya getirmiş, kadınları kurban etmişler. Bu koca meşe ağacının etrafında. Ve bir yani aşağıda benzeyen o mağarada benzeyen gibi bir ritüel ortamı var aslında. Tabii bizimkiler deliriyor, bu köylüler işte şey olmuş, manyak bunlar, şunu bunu işte bu köyü işte yakalım köyü, yok bilmem ne yapalım, mahvederim şöyle falan filan diye konuşurlarken bizimkiler köye dalıyorlar. Köye geldiklerinde köyde kimseyi bulamıyorlar. Bir tane bile Allah'ın kulu yok köyde. Yani ne olmuş, ne bitmiş, köyün bu arada altından o kanlar işte hemen gölün kenarındaki böyle kumların arasından şeye çıkmış. Dışarı çıkmış gibi düşün. Yani şeye girmiş gibi düşün. Sadece köy yani köye geldiklerini sadece işte hayatta gibi gördükleri. Köyün içerisinde yine taverna giriyorlar. Tavernadaki adam ve yanında bir iki kişi hala duruyorlar. Bir şekilde korkmuş bir şekilde. Ve işte onunla konuşmaya çalışırlarken bu arada bizim Jangaryon tabii bu kumlarla gene haşır neşir, ya bu kum neredeydi, haşır neşir olmaya çalışırken Jangaryon gene bir imgeleme dalıyor. Ama bu imgeleme daldığında bu sefer bu kızıl saçlı, beyaz tenli, yeşil gözlü kadın bir şekilde onun bedenini ele geçiriyor. Yani beden değiştiriyorlar. Bu arada tabii bizimkiler bunu ilk başta fark etmiyorlar. Bunu fark etmez derken bu arada Jangaryon en son Jangaryon'un hançerle hancıyı bıçakladığını görüyorlar. Bu arada hancı kanlar içinde yerde yatarken herkes işte ne oluyor falan filan deyip işte alıp Jangaryon'u bağlıyorlar bir tane sandalyeye. Bu arada Jangaryon'u sandalyeye bağladıktan sonra hani buradan nasıl çıkarız diye bu arada tabii Jangaryon'u biz o sırada tabii polat zarlar atıyor. Wisdom check'ler atıyor. Çıkar mıyım çıkamaz mıyım falan derken. Bu arada Arutay hançere kendi dokunuyor. Tamam bir şekilde belki yardımcı olurum diye. Arutay'ın gördüğü imgelemse Arutay şöyle bir şey görmeye başlıyor. Arutay yine kendi bu köyde görüyor mu? Köy mahvolmuş, darmadağın olmuş, bir tane bile canlı kalmamış. İşte her yer yıkılmış, ağaçlar yok, hayvanlar yok, hiçbir şey yok. Ve
Arutaş şunu görüyor. Kum bir zeminde yürüyor. Ve göl kan dolu. Gölden bir kadının çıktığını görüyor. Bu kadın gene bizim işte kızıl saçlı, beyaz tenli, yeşil gözlü kadın. Ve ona sadece bir teklifte bulunuyor. Zamanı geldiğinde veya şimdi bana yardım edeceksin. Arutay tabii bunu kabul etmiyor, şunu etmiyor falan. Ben hayatta yapmam, şöyle yapmam, böyle etmem diyor. Bu arada tabii bu da kadın da şöyle tehdit ediyor onu. Ben de o zaman birinin canını alırım. Madem sen bunu tehdit et, beni böyle benim de istediğimi yapmıyorsun gibi. Arutay tabii gene direniyor, bizim Arutay hayatta böyle bir şey kabul etmez. Arutay bu direnci gösterdikten sonra gözünü bir açıyor. İşte o tavernde olanlardan bir tanesi dışarıda. Adam bir anda gene o böyle küle dönüşerek yok oluyor. Bu arada tabii o başka bir adamın başında işte bağırıyor, çağırıyor falan filan. Bu arada beni ar diyorlar, sen git bak işte rahipsin, bilmem şu falanlar derken. Bu arada biz bu Jangaryon'u nasıl kurtar, bağladık ettik de bu herif bir garip. Garip garip hareketler yapıyor. Onun içine bir şey girdiğini fark etmiyorlar tabii ama yani bir gariplik var adamda. Yani o Jangaryon gibi davranmıyor. Velhasıl kelam hep beraber işte bir şekilde bunun bir kan ritüeli olduğunu fark ediyorlar. Bir şekilde Jangaryon'u kendisine geri getiriyorlar. Ve Jangaryon dışarı çıkacakken bunlar dışarı. Jangaryon'la Semptra arasında bir söz düellosu yaşanıyor. Yani Semptra, sen bir adamı öldürdün burada ve sen bize hiçbir şey söylemiyorsun. Bu hançerle oynuyorsun, bir şeyler oluyor bilmem ne. Bize bir şeyler söylemek zorundasın falan filan diyor. Çünkü tam böyle bu sırada Jangaryon'un arkasından o işte bittiği zaman, o şey çıktığı zaman bir gölgenin uzaklaştığını falan görüyor. Ama tabii ki bizim Semptra buna anlayamıyor ne olduğunu. Bir şekilde Jangaryon'un bu işin içinde olduğunu düşünüyor. Benuart da tabii gerekli bir açıklama aslında Benuart'tan bekleniyor ama Benuart o açıklamayı tam yapamıyor. O da ya ben güvenmiyorum bu adama. Bu adam işte bir garip, böyle işte bir takım karanlık güçlerle bir şeyler mi yapıyor, ne oluyor falan filan diye tam da konuyu iyice yükseltince Semptra, ben artık burada durmak istemiyorum diyor. Semptra çıkıp gideyim derken bu sırada bizim Benuart bu gölgenin ne olduğu ile ilgili bir Circle of Truth açıp bakmaya çalışıyor. Bunu bakmaya çalışırken tabii gölgenin gücü onu biraz yamultuyor ve dizleri üstüne çıkıp bağırıyor. Bunun bağırışma seslerini duyan Semptra içeri giriyor ve yani açıkçası bunu Jangaryon'un yaptığını düşünüyor. Bu arada diğerleri tabii hayır böyle bir şey yok falan derken de aslında Benuart da evet bu adam lanetli, bu adamı lanetli olduğunu, yani Jangaryon'un lanetli olduğunu söylüyor. Jangaryon tabii bizim Semptra kılıç çekip onun üstüne yürüyor falan filan. İşte son anda engelleniyor bu çatışma derken. Ama bu arada tabii Semptra ile Jangaryon arası açılıyor orada. Benuart da tabii onun tek dinlediği adam, o da ona dönüp ya bu adam lanetli deyince tabii o da zıvanadan çıkıyor. Bu köyde zaten bir sürü soru çıktığında bakıyorlar. Birçok evdeki insanlar boş, bazı birkaç tane adam var. Birini zaten Jangaryon'muş, öbürü zaten işte imgelemden sonra sokağın ortasında öldü falan filan diye derken köyde zaten hayatta kalan bir tane adam ya bir iki tane adam kalıyor. Onlar zaten ormana doğru kaçıyorlar. Bizimkiler de bildiğiniz köyü yakıyorlar. Köyü yakıyorlar ve köyün yaktıktan sonra da çıkıp işte Ren Nehri'nin kenarına gidiyorlar. Bu arada bu durumu konuşuyorlar. Ne oldu, ne bitti, nasıl oldu bu orklar ve bu işte bu ağaç, işte bu deforme suratlı sekiz bacaklı kadın nedir? İşte altında gördüğümüz şeyler ne? Kapıştığımız bu ölü işte şey ölümsüz yaratık neydi? İşte Aredriel'in kanı niye çekildi falan, bunları aralarında konuşurlarken tam gölün, nehrin kenarında böyle bir küçük bir iskele ve bir iki kayık görüyorlar. Ama nehir bu arada çok büyük bir nehir. Yani nehrin başından sonuna ve çok hızlı akan bir nehir. Başından sonuna nehrin neredeyse 30-40 metre genişliği var nehrin. Çok büyük bir nehir yani. Bizim Kızılırmak, Yeşilırmak gibi koca büyük bir nehir. Ve bunlar aralarında da böyle bir tekne mekne ıvır zıvır işte neyi kullanacağını bilen yok. Bir de mamla. Bu arada kaçanlardan bir tanesi bir genç. Bunlar tam bunları karşılaşırken onların yanına geliyor. Ve şunu fark ediyorlar. Burada hani bu genç... Ha bu arada özür dilerim. Bu köy içerisinde şunu da buluyorlar. Onu atladım. Onu söyleyeyim.
Köyde bu ritüelleri yapan bir şekilde aslında Arune'den biri olduğunu fark ediyorlar. Yani Arune'li bir asilden bahsediliyor çünkü bir isminin İhan olduğu söyleniyor ve bir aile arması görüyorlar ve bu aile armasında üç aşağı beş yukarı işte Semptre uyanıp bunun Damşen Kontluğu'na ait olduğunu görüyor ve Damşen Kontluğu da Arune Düklüğü'nün içerisinde bir aile ve Arune'de yaşayan bir aile bunlar. Ve bu durum tabii bizim hani Arune'ye gideceğiz zaten. Bu kızı da yanlarındaki Aradriel'i de bir şekilde orada bırakalım köyüne gitsin halindeler. Bir de demek ki bu İhan denen adamın bu işle alakası var. Şeyden de çok eminler bu arada. Bu Black Wolf falan filan bu orman zaten ortada çok karışık kesin buraya kadar gelememişlerdir diye zaten arkalarında bakıyorlar. Kimse yok bu arada. Hani takip eden onları eden. Neyse dediğim gibi bu bu arada çok özür dilerim. Semptra bir şekilde annesinin de yani o işte annesinin de İhan oğlum ismi. İhan ne? İhan daha dur. İhan'ın daha soyadını bilmiyorlar. Semptra'nın annesinin de burada bir şekilde hani bu atılan kadınlar arasında biri olduğunu. Yani çünkü annesinin cesedini de burada görüyor. Oradan Semptra da zaten ayar kaçırıyor iyice. Bir şekilde hani annesinin de bu karanlık işlere sürüklenmiş olduğunu. Bu arada onu da tabii kendisine koyuyor. Ben bu adamı parçalayacağım diyor kendi kafasında. Bu dediğim gibi en son bu dediğim gibi genç çıkıyor ortaya ve işte kendisinin aynı zamanda mavnalarla usta biri olduğunu ve onlara yardım edebileceğini, kendisinin de manyaklardan kurtulmak istediğini ve bir şekilde Arune'ye kaçmak istediğini lütfen hani ben tekneyi kullanayım siz de bana yardım edin zaten köyde yaktınız. Bari gideyim Arune'yi de ben orada en azından hayatımı kurarım bir şey yaparım. Lütfen bana size ben de size yardımcı olmuş olurum falan filan. İlk başta lan bu herif kim ne oluyor benimle carçut falan derken en sona tamam diyorlar hadi gel. Bunlar tabi bu arada tabi bizim Jangaryon bu bizim Derek isimli köylünün şeyinde buluyor bu evrakları işte. Bu yani evrak dedim işte bir takım sembolleri, aile sembolü şu falan filan hepsini buluyor. Bu İhan'la alakalı. Sonrasında bizimkiler tabi hep beraber hadi hoppa Arune'ye gidelim deyip işte oradan yola çıkıyorlar. Çünkü Arune'ye gitmeleri gerekiyor. Öncelikle birine işte bu İhan adamı bulmak zaten Semptra annesinin de bu adam ya da bir şekilde bunlar tarafından götürüldüğünü düşünüyor. İkincisi aynı zamanda bu kızı işte yanındaki kızı oraya gidelim oradan bari köyüne gönderelim çünkü başka gideceği yol yok. Bu nehrin geçilmesi lazım. Bir de üçüncüsü de bu yanlarındaki herif var. Yanındaki herif de bari zaten köyde yaktık mahvolduk. Bunu da bari alalım götürelim oraya şey yapalım. O da oradan yolunu bulur. Hani burada bırakmayalım falan derdindeler. Bir de bir takım da işte bu olaylarla bir şekilde Arune'deki bu İhan denen herifin Kont İhan denen adamın bir şekilde bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Bu arada aralarında tabii Arune'ye girerken şey diyorlar yani biz diyorlar işte şey yapalım hani çok gizli girelim zaten aranıyoruz kimse de bizi şey yapmasın hani ismimizi söylemeyelim ne olduğumuz belli olmasın falan diyor. Bu arada tekneyle yanaşıyorlar iniyorlar tekneden akşam vakti bizim Semptra direkt gidip orada uyuklayan garda ben Sir Semptra Desange diye başlıyor. Bu arada Semptra Desange dediği anda bu arada tabii bunların arandığı olayı yayılmış. Gard bağırıyor. İşte o bağırırken bunlar tabii gardları indirmek zorunda kalıyorlar. İki tane gardı orada indirirken tam diğer yüzbaşı ve gardlar gelene kadar bunlar sıvışıyorlar. Bir şekilde beceriyorlar o işi. Ama müthiş bir gizli giriş yani. Hani gizli olacağız derken ben Sir Semptra Desange diye giriyor bizimki içeri. Bu arada içeri girdikleri yer şöyle bir yer. Arune'nin kapısından şöyle Arune'yi haritası vereyim size. Onu da indirelim, gösterelim. Zaten Arune'yi haritası bu Arune bölümünü anlatacağım. Ondan sonra diğer bölümü anlatacağım. Bölüm yani diğer şeyleri anlatacağım. Şimdi şunu hemen Arune'yi göstereceğim size. Alayım şu haritayı. Arune'yimiz var mıydı burada? Yokmuş. Tamam. Arune'yi verelim. Evet, bu da Arune'yi gördüğünüz gibi. Bu Arune'nin aşağısında gördüğünüz giriş var. Giriş kapısı. Şu aşağısı yani. Nehir, o işte bu Rel Nehri. Rel Nehri'nden olan giriş kapısı. Buraya geliyorlar. Tam buraya değil de şu
solda gördüğünüz tekne gibi işte oraya yanaşıyorlar oradaki limana. Bu limanın kenarında hemen kapıya olan yerde ağaçlık bir alan var koruluk. Bir de limanın sol tarafına geldiklerinde burada bir hareket görüyorlar. Bir şeyler oluyor böyle bir festival gibi bir olay var orada sanki. Burada tabii hani nedir bu ne oluyor falan filan diye derken şunu görüyorlar. Burada işte bir takım standlar var, çadırlar kurmuşlar, müzikler var işte ve Trisfi adında bir festival olduğunu görüyorlar. Bu festivalde işte daha önce işte burada Sharon isimli küçük bir köylü kızın işte savaşa giden babası ardından ağlıyor. İşte tam ortada ağlayan bir taş var. Yani bu kız ağlıyor işte babası gelmiyor işte orada ağlıyor ölüyor en sonunda. Orada bir taş kullanıyor ve taş da işte ıslanarak ağlamaya devam ediyor. Hani kızın şey gibi böyle büyülü bir taş falan filan gibi deyip bunun etrafında da her sene işte o günde burada bir işte festival yapılıyor kızı anmak için bilmem ne. Aynı zamanda işte burada eskiden pagan inançlarına bağlı işte festivalin gelin taşın etrafında el ele dört tur atan kadınlar, dört genç kız, bakire kız su peygamberi Lehmia'ya adak adıyorlar. Yani aslında normalde büyük baba işte High Father dinine aslında aykırı bir şey ama işte hala bazı küçük küçük yerlerde bu takım paganik inançlar devam ediyor. Çok da karışmıyorlar aslında bu tarz şeylere. Ve işte hani çok detaylı Lehmia'ya adak adıyorlar ve taşın etrafında birirken suya ellerini dirseklerine kadar sokup yıkanıyorlar. Yani olay bu aslında. Tabi bunu görüyor bizimkiler giriyor. Bu arada üstlerine bir kıyafet almaları lazım. Hani bu zırhlar mırhlar bilmem nelerle bayağı kabak gibi belli oluyorlar. Hani nasıl girelim ne yapalım falan derken bu arada kendilerini orada işte kıyafet satan birilerini buluyorlar ve oradan işte bir takım kıyafetler almak istiyorlar. Şimdi tabi burada çok komik bir sahne oluyor. İşte uzun hikayeydi işte. Bir tane orada kıyafet satacak adam. Adam 3'e kadar sayamıyor. 1, 2, 5 diyor sürekli. Bizim Avrupa'yı da işte oğlum ne 5'i diyor. 3 tane alacağım falan diyor. Adam 3'e kadar sayamıyor. Tamam 5 falan. Böyle bir komik muhabbet oluyor aralarında. Onun için ilgili bir tane hatta şey de var. Short da var. Neyse bir şekilde bu kıyafetleri alıyorlar. Kıyafetlerini değiştiriyorlar falan filan. Şehre giriyorlar. Şehre girdiklerinde tabii Damşen kontuyla ilgili işte ipucu bulmak için işte şehrin içerisinde dolaşıyorlar. Bu arada bizim Adolf Lett'i diyorlar ki hani seni gönderelim biz köyüne hadi sen git artık falan ne sen buradan gidersin falan. Ya bir şekilde bunlar aralara bir sıkışıyor. Adriel de diyor ki yani ben köyüme gitsem ne olacak bu saatten sonra yapacak bir şeyim yok ne yapayım edeyim falan gidemem köyüme. Ondan sonra Aruta'yı ısrar ediyor gitsin köyüne ne işimiz var bunda falan. Bu arada bizim Semptra'nın işte gene şövalyeyi tutuyor. Hayır bu kadını en azından biz giderken kendimiz bırakalım köyüne. Biz bir şekilde bu şehirden çıkacağız. Biz kendimiz bırakalım ne yapacağız kız başına bu köyüne nasıl gidecek falan diyor. Bu arada tabii Aruta'ya bunlarla kalmaya devam ediyor bu olaydan. Bu arada tabii düşünüyorlar ki bu Black Wolf peşlerindeki Rabenstadtlar bunlar bu arada tabii ki akıl yani çok zeki olmaya gerek yok. Buradaki en büyük şehirlerden bir örneği buralarda olabilirler. Geri gelmiş olabilirler. Bunları arıyor olabilirler. Zaten aranıyor arkadaşlar. Düke müke herkese ulaşmış bilgi. Bu arada tabii nereye gidelim ne yapalım falan filan derlerken bizim tabii bizim asalet timsali Jangaryon'umuz daha önce bu şehre gelmiş. Kendisi de diyor ki dur bakayım. Ha pardon evet ben burada harita önümü açıp bir şey anlatıyorum ya. Kendime geçeyim. Bu arada bizim Jangaryon gencimiz işte tabii kendisi efendim bir şekilde şeyler olduğu için hani asil masil olduğu için tabii kendisini gizleyecek ama bir tane handan bahsediyor. Hani ya diyor işte şehrin kuzeyine doğru bir tane han var diyor. Çok güzel bir han. İşte oraya gideriz, şunu ederiz, bunu ederiz falan filan. Bizimkiler de tamam bari hani bir şey bildiği varsa hani gidelim babında. Bizimkiler de aslında baktığınızda çok da karşı çıkmıyorlar bu duruma. Ve bizim akıllılar hep beraber bu kuzeyde ismi işte Shardel olan hana gidiyor. Burada Shardel asillerin takıldığı falan bir han. Yani şehrin içerisinde şunu şuradan tekrar açayım size de. Bu şehrin kuzeyinde yani kuzey dediğim yani işte bu kuleler mulelerin olduğu gördüğünüz şurada kale olan yer. Bu alanın hemen altında işte burada bir han var hemen altında ve oraya gidelim diye konuşuyorlar. Zaten işte asiller takılıyor şu falan filan. Bu arada tabii aralarından kimse de yani herkes tabii hiç tanınmayacağını falan zannediyor.
Tabii bizim güzel arkadaşlar oraya giriyorlar ve girdiklerinde yani bir şekilde bizim tabii Jean Garion tanınıyor yani Löp diye girince oraya. Bunlar da böyle olunca işte Lord'um hoş geldi, şu hoş geldi bilmem ne falan filan diyorlar. Bu arada tam Jean Garion ya susun ben Lord değilim falan derken bilmem ne. Lord'umuz Jean Garion gelmiş sizi en ön masaya alalım falan diyor. Hatta orada Bart bile onun adına şarkı yazıyor falan filan. İyice leş, rezil oluyorlar tabii. Bu arada şunu fark ediyorlar. Bu Arune'de bir tiyatro var. Ve bu tiyatro binası hemen bu Şardel isimli hanın karşısında. Ve burada tiyatro biletleri satılıyor. Tiyatro biletinin bir tanesi 50 silver işte fener oranın parası. Fener para birimi. Bu tiyatroda diyorlar ki bütün asiller gidilecek katılıyor diye görüyorlar. Herhalde Damşen Kontu'na mensup kişileri de burada bulabiliriz. Bir şekilde bu tiyatroya katılalım diyorlar. Nasıl yapalım falan. Burada acaba işte neresi bölümün şeyi de ismi böyle oyunun ismi de Kadim Hatıra, Kadim Hatıra diye bir şey diye geçiyor. Yani ve zaten bu Kadim Hatıra ile ilgili böyle bir takım böyle açıklamaları okuyan Jean Garion hemen anlıyor. Ya bu işte o bizim hani gördüğümüz kadın işte suratı deforme, sekiz bacaklı bu ne ya falan. Onun hikayesine böyle bir şeylerine benziyor. Ben sanki görmüştüm hani orayı imgeleminde görüyor ya Mısır gibi yerde. Neverat işte bu tanrıça onu mu anlatıyorlar acaba diye. Burada aslında hikaye tabii bakıyorlar hikaye geçmeden önce tiyatroya nasıl girecekler? 50 gümüş bunları lazım. Bilmem ne 50 gümüşe bilet. Orada Aredriyar çıkıyor biletleri getiriyor bunlara. Bunları nereden buldun paran yok senin falan bilmem ne cart çut falan derken ya ben işte bir şekilde aldım getirdim size işte şey yaptım. Bu arada bir boşluk çıkıyor. Orada iyice şüphelenmeye başlıyor. Bu nedir ya nasıl biletleri aldı getirdi falan filan diye. Neyse bizimkiler tiyatroya giriyorlar. Tiyatroya girdiklerinde böyle simsiyah saçlı, bembeyazlı, mavi gözlü bir adam ve yanında sapsarı saçlı, böyle yeşil gözlü, müthiş güzellikte bir kızla önünde gösteri izleniyor ve bunlar Damşen kontlu olduğundan anlıyorlar hemen. Bu arada gösteriyi izliyorlar. Gösteride buranın dükü Jean Darnay. Hikaye Jean Darnay'ın kardeşini kurtarmak için yaptığı kahramanca, pardon dükün oğlu özür dilerim. Bu Arnay dükü kızı Selin Darnay bir şekilde işte tutsak alınıyor hikayeye göre, tiyatroya göre. Oğlu Jean kız kardeşini kurtarmak için şeye gidiyor. Yani kaleye gidiyor ve ben kız kardeşimi kurtaracağım. Hatta işte bir kaleyi o kale gibi bir yerde işte kuşatıyor onu. Kuşatma sırasında işte orada anlatılan hikayede işte içeri giriyor işte hallediyor işte savaşıyor ediyor falan filan karşısına işte büyük bir yılan çıkıyor hesapta falan filan işte işte soğuk bir nefes üflüyor ona ve genç adam işte kahramanca savaşıyor kız sarışıyor ama işte bakıyor ki kız kardeşi işte ölmüş orada ama arkasından da çıkan hayalet gibi bir şey çıkıyor işte böyle siyah böyle işte genç adamın hayatını Damşen Kontu Arrhenius isimli büyücü kurtarıyor hesapta. Bu Damşen Kontu, Allah Allah Damşen Kontu kim acaba? Muhtemelen İhan olduğunu düşünüyor bizimkiler. Yani İhan aslında işte şeyi kurtarmış. İşte kızı Lord'un oğlunu kurtarıyor orada. Dükün oğlunu hesapta. Çünkü işte bu yılan hepsini öldürecek. Bu tabii oyun sırasında bizimkiler işte orada artık yavaş yavaş anlıyorlar ki işte bu simsiyah saçlı bembeyaz mavi gözlü adam bu İhan denen adam. Kont İhan. Yanındaki de kızı Isabel. Burada aynı zamanda işte bu dükün yani şu anki dükün Jacques Darnay'ın arası inanılmaz iyi şeyle. Bu kontla. Yani müthiş yan yana oturuyorlar muhabbetleri süper falan filan. İşte onun araları çok iyi. Hani bizimkiler de buna nasıl yaklaşabiliriz? İşte nasıl yaklaşacağız? İşte nasıl şey yapacağız diye düşünüyorlar. Bu arada bir şekilde şöyle bir şeye ulaşıyor Jean Garion. Deon tarikatı diye bir tarikat var. Bu tarikat işte kadınlar parayla cinsel ilişkiye giriyorlar. Kazandıkları parayı da tapınak tarzı yapıları bağışladıkları böyle sapkın bir yapı var. Parlamento binasının hemen arkasında bir kule var Şardelyon diye. Onun mahzenlerinde büyücüler gözlerinde toplanan kadın müritler aslında hikayesi bu. Ve işte burada bunu didiklemeye çalışıyorlar işte. Jean Garion biraz didiklemeye çalışınca.
Bu sokakların birinde yani dolaşırken Jean Gabin işte bir baronla karşılaşıyor. Bir baronun karısı. Bu arada tabii bu tiyatroda aslında özür dilerim karşılaşıyor ilk başta baronun karısı. Baronun karısı biraz bu tarikatın üyesi midir nedir? İşte Jean Gabin'i de görüyor zaten. Jean Gabin oldu artık Ayyuk'ta herkes farkında. Jean Gabin'i işte kendi yarın bir gün sonra olacak işte kendi işte bir kendi mekanlarında malikanlarında olacak bir işte partimsi bir şeye davet ediyor. Mutfakın gelin mutlaka gelin siz olmazsanız olmaz falan filan diye. Jean Gabin tabii böyle ortamları hiç sevmez. Bayılıyor tabii giderim ederim falan diye. Ama tabii oraya gidip bir şekilde bu ya bu adama ya da kızına ulaşabilirim edasıyla. Çünkü muhtemelen hani onların o yaşadığı bölgede olacağı için. Ama şunu da fark ediyor Jean Gabin. Bu adamın bir takım nekromansi ile alakalı bir şeyi var. Yani bir olayı var. Bu arada adamın soyadının da Pisius olduğunu öğreniyorlar. Kont İhan Pisius olduğunu öğreniyorlar bu adamın. Ve Arunay'daki bu arayışları başlıyor. Şimdi burada bitireceğim burayı. Sonra buradan devam edeceğim gene. Ya bu şeyler işte özetler böyle buradan devam edecek. En son dediğimiz gibi işte bu Kont İhan Pisius'un ve işte kızına bir şekilde ulaşmak için Barones Valet, onun daveti üzerine Jean Garion bir şekilde o partiye gidip bir şekilde ulaşmaya çalışacak onlara. Burada bitiriyorum şimdi. Bir dahaki içine çekeceğim şeyde yine devam edeceğim böyle. Kaçıncı bölüme geldim? Beşinci bölüme falan geldim herhalde. Böyle böyle gideceğiz. 34 bölüm. Yavaş yavaş geliriz. Gideceğiz. Böyle bir 6-7 şeyde halledeceğiz bu işi. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar hepinize. Salı günü Warhammer oynanacak dediğim gibi. Orada ben olmayacağım. Ya da bilmiyorum belki bir karaktere sokar beni Serdar. Alacaktı. Sonrasında dediğim gibi Perşembe ya da Cuma Elin olacak. Eryon'da haftaya pazar günü Eryon olacak. Eryon'da 30. bölümde görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.